schiena del Garda, presentando il Garda Sirione. L'ambiente smalta in punta al freddo. Ayaz, nereye gidiyorsun? Florence yazı trenine gidiyorum. Hadi bakalım. İyi yolculuklar. Evet, şu an 250 km hızla gidiyoruz. Roma'dan Floransa'ya. Hızlı trenle yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuk yapıyoruz. Trenimiz yani standart vagon olmasına rağmen oldukça konforlu. Ücretsiz Wi-Fi'miz var. Masalarımız, prizlerimiz var. Telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Manzaramız çok güzel. Dörtlü koltuk. Keyifli bir şekilde yolculuğumuzu yapıyoruz. Rahat mısın Ayaz? İyi. Treni beğendin mi? Evet, ben çok güzel. Çok rahat değil mi? Çok keyifli. Evet, çok rahat. Evet, az bir yolumuz kaldı. Yaklaşık yarım saat. Floransa'da görüşürüz. Tren istasyonunun hemen yanındaki Santa Maria Novella Bazilikası. Giriş ücretli, bilginiz olsun. Ayaz, merhaba. Merhaba. Sonunda geldik. Evet. Nasıl geçti tren yolculuğu? Çok eğlenceli ve hızlı geçti. Evet, keyifliydi. Dönüşte yine aynı trenle, umut ediyorum ki aynı keyif ve rahatlıkla tekrar Roma'ya döneceğiz. Henüz indik Floransa'ya. Birazdan Floransa'yı arşınlayacağız. Evet Ayaz, merhaba. Şu anda Floransa Katedrali'nin önündeyiz. İtalya'nın en büyük 3. katedrali bu. Yanılmıyorsam Vatikan ve Milano'dan sonra küçük bir sıra var ama sıra hızlı ilerliyor. Bilet gerekmiyor. Ücretsiz girişi. Şimdi size büyüklüğünü, bu katedralin büyüklüğünü dışarıdan bir göstermeye çalışacağım. Son derece ihtişamlı ve elbette ki son derece estetik, devasa bir katedral. İçini de çok merak ediyoruz. Yan tarafında hemen Aziz Giovanni Vaftizhanesi var. Oraya giriş ücretli. Biz şimdi katedrale gireceğiz. Arkadan bakayım bana, nasıl renkli. Evet, Floransa'da Vivoli'deyiz. Buranın dondurmasının çok meşhur olduğu söylendi. O amaçla geldik. Ayrıca buranın yine çok meşhur bir şey var. L'affogato diye geçiyor. Affogato, dondurmalı espresso. İçeride çok güzel, çok otantik bir ortam var. Affogato'larımızı aldık. Ayaz'da çikolatalı dondurma aldı. Dondurmalar da çok meşhurmuş. Biz de henüz denemedik ama tiramisu'lu dondurmanın çok güzel olduğu söyleniyor. Birazdan affogato'yu deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Bakalım nasılmış. Şimdi de Signoria meydanındayız. Oldukça büyük bir meydan. Heykeller var. Şurada meşhur Michelangelo'nun Davut heykelinin replikası var. Neptün Çeşmesi, Vecchio Sarayı gibi birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapan, etrafında bolca restoranlar ve kafeteryalar olan, oldukça büyük ve oldukça kalabalık, insanların gelip vakit geçirdiği, bir şeyler yiyip içtiği, sosyalleştiği ve bu önemli tarih eserleri gördüğü bir meydan burası. Az önce yavru domuz heykelinin oradaydık. İşte batıl inanç, aslında biraz da para tuzağı. Orada domuzun ağzına metal parayı bırakıyorsunuz, aşağı doğru kayıyor ve altındaki mazgalların içine düşerse dileğiniz kabul oluyor, düşmezse kabul olmuyor falan gibi bir rutin var orada. Burası hemen onun biraz daha ilerisinde Piazza della Repubblica, yani Cumhuriyet Meydanı gibi düşünebilirsiniz. Burada antik, meşhur, yani Antico diye geçiyor ismi.
Tarihi bir atlı karınca var. Aktif bir şekilde çalışıyor. Ve meydanın bütün etrafında da gördüğünüz gibi kafeteryalar, restoranlar mevcut. Oldukça keyifli, güzel bir meydan daha. Alantico Tripayo'da hamburger yiyoruz. Birisi gerdan etinden yapılmış. Birisi de neydi? Şurası gösterdi. Bilmiyorum. Karın eti. Böyle farklı iki hamburger çeşidi. Çok övüldü. Biz de merakla bekliyorduk ve şimdi heyecanla yiyeceğiz bakalım nasılmış. Floransa'da Alantico Tripayo. Yine güzel bir sokak lezzeti. Evet, Floransa'da şu anda Vecchio Köprüsü'ndeyiz. Ponte Vecchio. Bu köprü içinde çarşı olan bir köprü ve dünyada bunun 4 tane örneği var. Bunlardan birisi de Türkiye'de zaten. Ki Bursa'da, Ilgandi Köprüsü. Bu köprü de çarşılı köprülerden, 4 tane çarşılı köprüden bir tanesi Floransa'da. En üst katında ayrı bir gizli bir yol varmış. Zamanında krallar tehlike anlarında oradan kaçıyorlarmış. Şu anda tabii ki orası da halka açık durumda. İnsanlar bu köprüden yürüyüp alışverişlerini yapabiliyorlar. Burası da Ponte Santa Trinita, yani Santa Trinita Köprüsü. Bilmiyorum görebilir miyiz? Şansımızı deneriz birazdan belki. Fırsatımız olursa ama burayla ilgili gün batımının çok güzel izlendiğine dair yorumlar okumuştum. Ve hemen altında da Arno Nehri'ni görüyorsunuz. Oh,
Evet, şu an bir patisserideyiz. İsmi La Loggia degli Albizi, Floransa'da. Burayı YouTube'daki izlediğimiz videolarda öğrenmiştik. Tavsiye üzerine geldik. Henüz ürünleri test etmedik. Ortam hoş, çalışanlar gerçekten çok iyi ve fiyatlar inanılmaz uygun. Espresso 1 euro 20 cent değil mi Ayas? Çok uygun fiyatlar. Çok değişik ürünler de var. Örneğin şu Floransa'ya özgü bir şeymiş. Picciarelli'ymiş ismi. Şunu merak ettik. Birçok yerde görüyoruz. Bunu daha önce Fransa'da yemiştin. Sanki evet. Bunu... İçindeki sarı bir kremaydı ama... Alman pastasına benziyor. Bir espresso, bir americano. Ayas kendine bir pasta seçti. Güzel mi Ayas? Benim soda da oraya gitti. Evet, soda. Espresso'nun yanında gelen soda da gitmiş oraya. Şimdi ürünleri test edip bakalım gerçekten lezzeti de fiyatlar kadar uygun mu, güzel mi? Bitirebilecek miyim bilmiyorum. Evet, eser miktarda. Espresso. Elimden geleni yapacağım. Espresso'yu ben çok şey yapmadım, haz etmedim. Ben o yüzden americano aldım. Çok sert espresso. Şimdi bakalım soda lezzetler güzelmiş. Nasıl? Soda güzel miymiş? Hadi bakalım. Afiyet olsun. Evet, bu arada artık Floransa'da gün bitiyor. 1-2 saat sonra tekrar trene binip Roma'ya döneceğiz. Gün boyunca şu günün anlam ve önemini belirten tişörtümle gezdim. Bunu da göstermeden geçmek istemedim. Bu tişört bana hediyeydi. Bir gün, yaklaşık 5-6 yıldır giyiyorum. Bir gün bu tişörtü Floransa'da giyeceğimi hiç düşünmemiştim. Günün anlam ve önemini belirten bu tişörtle de şöyle küçük bir video çekmek istedim. Teşekkür ederim. Bu arada şu an videoyu çeken de Ayaz, pamuk elleriyle videomu çekiyor. Kendisine de teşekkür ediyorum. Gülşen Öğretmen'in bir sorusu olmuştu ama tam Ayaz'ın resmini sormuştu. Tişörtünüzü kim aldı dedim hocam? Tişörtümü Berkis Tekin aldı. Kayınvalidem aldı. O da Avrupa'da bir gezisi esnasında almıştı sanırım, hediye olarak sağ olsun. 5-6 yıldır severek giydiğim bir tişört ama dediğim gibi bu tişörtü bir gün Floransa'da giyeceğimi hiç düşünmemiştim. Bu da kısmet oldu. Cumhuriyet Meydanı. Gündüz gelmiştik ve atlı karıncaya binmişti Ayaz. Şu anda da gece ışıklandırılmış. Yine çok hoş bir görüntü var. Tabii ki olmazsa olmaz sokak sanatçılarının sesleri geliyor. Son derece keyifli ve güzel bir ortam yine. Ay tatlı ya. Floransa'da Central Market dedikleri yer. Çok büyük bir yer, çok büyük bir kompleks. Diğer tarafı da var, şu aradan belki görebilirsiniz. Burada
çok fazla çeşit yeme içme üzerine dükkanlar var. Restoranlar, patisseriler, bar tarzı yerler var. Oldukça büyük bir kompleks. Yolunuz düşerse bir değerlendirebilirsiniz. Burayı daha çok böyle pazar yeri gibi düşünüyorduk ama değilmiş. Böyle büyük ve ilginç bir yer. Şimdi biz artık trene bineceğiz. Yemek yiyecek durumumuz yok. Aç değiliz gerçekten. Biz aslında Floransa Steak için bir yer bulmuştuk. En ucuz orası diye düşünüyorduk. 23 euroydu. Birçok yerde 35 euroydu. Ama şu an bu mekanda 16,5 euro. Floransa Steak yanında işte salatası, patatesi vesaireyle birlikte 16,5 euro. Biz deneyemedik ama yolunuz düşerse tavsiye ederiz. Evet, Floransa'dan ayrılıyoruz. Tren istasyonuna geldik. Trenimize biraz zaman var. Biz de dedik ki bir Floransa hatırası fotoğraf çekinelim. Hadi bakalım nasıl olacak? Buyurun. Evet, fotoğraflarımız çıktı. Sonuç bu. 4 tane. Birbirinden keyifli, güzel, hoş poz verdik. Ve bize seçenek sundu. Dışındaki çerçeve nasıl olsun diye. Piazza Lover işte 2023 yazıyor. Birinde şey yazıyordu, vintage tarzı. 2023 yani. Evet, 2023 yani. Birinde vintage tarzı bir çerçeve vardı. Biz bunu seçtik. Pizza Lover, pardon. Pizza sever. Pizza aşığı. Arkada da böyle pizza motifleri var. Çok keyifli. Bu bizim Floransa hatıramız oldu. Buzdolabımıza asarız artık. Roma magnetimizle. Roma'dan magnet almıştık buzdolabı için. Onunla buzdolabını asarız. Trenimiz geldi. Floransa'da günümüzü Roma'ya tamamladık. Gidiyoruz. Şimdi Roma'ya gidiyoruz. Yine hızlı trenle Roma Termini'ye geçeceğiz. Geldi. Trende Floransa günümüzü kısa bir değerlendirme alalım, olur mu? Tamam. Yediklerimiz, içtiklerimiz, gördüklerimizle ilgili genel bir değerlendirme alalım.